Evet, programımızın son bölümünde yine birbirinden değerli konuklarım var. Konuşma ve dil terapisti Çiğdem Buzul bizlerle birlikte, Berrin Hanım, Berrin Engin ve Ebru Şimşir de yine bizim konuğumuz. Otizmi konuşacağız son bölümde. Evet, öncelikle Çiğdem Hanım, sizden başlamak istiyorum. Otizm nedir? Otizm yaşam boyu süren bir... Başlayıp yaşam boyu ondan sonra devam ediyor. 18 ay civarında artık çocuklar tanılanmaya başladılar. Eskiden bu 3 yaş civarı diye ondan sonra biliniyordu ama 18 aylıkken de artık çocuklarda farklı davranışlar gözlemlenebiliyor. Öncelikle çocuklar psikiyatriye başvuruyorlar. Çocuk nörolojisi ya da psikiyatriye velilerin başvurması lazım. Çünkü tanı koyan merciler bizler değiliz. Ondan sonra eğer çocuk otizmle tanınanıyorsa eğitim almaya başlıyor. Otizmli çocuklar diğer çocuklardan farklı olarak iletişim, sosyal iletişim alanında sıkıntılar yaşıyorlar ve stereotipik hareketler gösteriyorlar. Başkalarını anlamada, empati kurmada ya da bunları olumlu şekilde ondan sonra anladıklarını göstermede sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bu öğrenemedikleri ya da kendilerini geliştiremedikleri anlamına gelmiyor. Otizmli mi, otistik çocuk mu? Şimdi iki tane ayrı kavram gibi görünüyor. Bunlar gerçekten iki ayrı kavram mı yoksa birbiriyle ilintili kavramlar? Yok. Biz daha çok artık dünyada ve Türkiye'de otizmli terimini tercih ediyoruz. Otizmli birey. Çünkü otistik dediğiniz zaman çocuğun çocuk olması, bir birey olması, insan olması değil de sanki durumu öne çıkıyor. Ve bu da biraz örseleyici bir durum oluyor. Oysa otizmli bir birey dediğiniz zaman kişinin bireysel özellikleri, insani vasıfları, İlk önce onlar aklı geliyor ve tabii ki dediğim gibi daha az incitici oluyor diğer terimden. Ve otizmli birey demek daha doğru. Ve şimdi geçmiş dönemlere baktığımız zaman otizm ve otizmli çocuklar bilinmezdi. Hayatımıza yabancıydı. Fakat son yıllarda daha bilinçli hale geldi. Hem anne babalar hem de toplum. Evet. Sayıdaki, rakamdaki artış mı? İstatistiklere göre ne diyeceksiniz? Bu artış mı etkili oldu? Eskiden 500'de bir görülürken şimdi 100 çocuktan bir taneye kadar rakam arttı. Gerçekten rakam hızla tüm dünyada da ilerliyor. Bunun yanı sıra tabii ki ebeveynlerin artık daha bilinçli olması, çocukların ondan sonra evlerde bırakmamaları, eğitim aldırmaları, daha iyi yaklaşmaları, bir takım verilen hizmetler ve bu hizmetlerle beraber tabii farkındalık daha çok artıyor.
başladı. Bu anlamda otizmli çocuklarda konuşma ve dil terapisinin önemine de değinmek istiyorum. Çocuğun gelişimine ne gibi bir katkı sağlıyor? Şimdi şöyle düşünün, iletişim becerileriniz sınırlı olduğunda kendinizi anlatamadığınız zaman, bu şunun altını çizmek istiyorum. Sözel iletişim olabilir, yani kelimeler, ya da sözel olmayan iletişim olabilir. İşaret, jest, mimik diyoruz biz buna. Ne yazık ki Türkiye'de hala şöyle bir düşünce var. Hiç konuşması olmayan bir çocuğun, otizmli bir çocuğun konuşma terapisine ihtiyacı yoktur. Türkiye'de konuşma terapisi dediğimiz zaman hala akla sözel iletişim yolları geliyor. Oysa ki iletişim kuramayan çocuğun ister istemez davranış problemleri olacaktır. Çünkü kendini ifade edemiyor, anlatamıyor. Oysa ki bizim Ece'de de ondan sonra kendisiyle beraberdir, yıllardır çalışıyoruz. Diğer öğrencilerimizde de ondan sonra hiç konuşması olmayan çocuklarımız da var ki Ece'de olmasına rağmen. Ama yazı yoluyla, diğer yollarla bizim iletişime geçebiliyorlar. Ve biz onları anlayabiliyoruz. Bir takım sorularımıza cevaplar alabiliyoruz. Ve onlar da kendilerini anlatabildiği için davranış problemleri çok azalıyor. Onun için konuşma ve dil terapisini sözel beceri olarak görmelerini istemiyorum insanların. Sözel iletişimi olmayan otizmli çocukların konuşma terapisine ihtiyacı yoktur diye bir kanı hala ülkemizde. Var. Bu çok yanlış. İletişim dediğimiz zaman illa sözel olması gerekmiyor. Bu yazı olabilir, jestler olabilir, evet. Mimik olabilir. Ama çocuğun bir şekilde kendini anlatabilmek için iletişime geçmesi lazım. Yoksa davranış problemlerinin önüne geçemiyoruz. Evet, bu anlamda hemen Berin Hanım'a dönmek istiyorum. Berin Hanım Ece'nin annesi. Evet, Ece kaç yaşında? Ece aynı zamanda ikiz. Bir var. İkiz kardeşi var. Fakat ikiz kardeşi tipik çocuk kısmında. Tipik yaşam formunda. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl fark ettiniz ilk anda? Çünkü iki tane aynı yaşta çocuğunuz vardı. Anlamanız zor oldu mu? Anladıktan sonra neler yaptınız? Zor olmadı çünkü ikizdi. Biri yapıyor, biri yapmıyordu hareketleri. Biraz ısrarla üzerine gidip.
ince farkındalığı hemen anlıyorsunuz. Anlar anlamaz tabii ki soluğu doktorda aldık. Önce bir nörolojik muayeneden geçti. Nörolojik muayeneden sonra çok küçük olduğunu ama eğitime başlamamız gerektiğini söylediler. Psikiyatr destek aldık. Hemen eğitimine başladık. Ece 2 yaşında eğitime başladı. Çok yoğun bir şekilde başladı. Biz eğitimde yapılan her şeyi evde tekrarladık. Defalarca. Çünkü birebir ona öğretmeniz gerekiyor. Doğru. O kardeşinden ya da bir başkalarından gördüğünü kopyalayamıyor. Siz ona teker teker öğretmek zorundasınız. Evde de öğretmen oluyorsunuz. Yani onu yaşam koçu oluyorsunuz çocuğunuzun. Ece şu anda kaç yaşında? 10 yaşında. 10 yaşını doldurdu. İlkokula gidiyor ve gayet başarılı olduğunu aktarmıştınız daha öncesinde. Şimdi Ece okuma yazma 7 yaşına geldiği zaman okuma yazma biliyordu. Bildiği için biz rehberliğe müracaat ettik. Rehberlik tabii teste tabi tutuyor. Okuma yazma bildiğini görünce bize kaynaştırma programından yararlanabilirsiniz. Normal ilkokula girtilebilirsiniz diye bir rapor verdiler. Biz de onunla kaydettirdik okula. Normal sınıfa gidiyor. 4. sınıfta şu anda. Arkadaşları Ece'yi kabul etmiş durumdalar. Okul kabul etmiş durumda. Hani okulda hiçbir problemimiz yok. O açıdan müdürümüze ve yönetime, tüm öğretmenlere, minnettarım, velilere de aynı şekilde. Destek çok önemli değil tabii, mi bu anlamda? Tabii. Evet. Yani butik bir okuluz biz ama çok büyük bir destek görüyoruz. Çevremizden de görüyoruz. Yani ben kendimi şanslı hissediyorum o konuda. Binamızda da komşularımızdan da çok büyük destek görüyorum. Kardeşinin olması da, şimdi bu soruyu hem Çiğdem Hanım size yönelteceğim hem de size yönelteceğim. Kardeşinin olması aynı yaşta özellikle veya yakın yaşlarda kardeşinin olması bir avantaj mı? Onu örnek alması açısından yoksa farklı iki çocukta